Ayet ve hadislerdeki yorum farklılıkları nasıl ihtilafa sebebiyet verir? Bunu dinliyoruz sizden. Buyurun hocam. Bir hadis-i şerifte gördüm. Ebu Suud da bunun üstünde genişçe durmuş. Efendimiz Aleyhisselam hadisin metnini tam okuyabilirsem şöyle buyuruyor. Likülli ayetin zahran ve batnen ve hadde ve likülli şücunin ve husunun ve fünun evkemakal. Yani Efendimiz Aleyhisselam her ayeti bir ağaca benzetiyor. Ağacın kökü var, kökleri var, gövdesi var, dalları var, büyük dalları var, büyük dallara bağlı daha da küçük küçük dalları var. Sonra da meyveleri var. İşte bütün bunların tenasübünden bir ağaç meydana geldiği gibi her ayeti de Efendimiz Aleyhisselam bir ağaca benzetmiş. Ağacın kökü gibi her ayetin bir asli manası vardır. Ağaçların gövdesi gibi her ayetin zahiri manaları vardır. Ve ağaçların dalları gibi ayetlerin işari manaları vardır her ayetin. Ve ağaçların meyveleri gibi her ayetin de muhteva manası diyebileceğimiz manaları vardır. Her ayet böyle bir ağaca benzetilmiştir. Bir ayetin bir tane manası olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra kıyamete kadar bütün insanlığın rehber kitabı her sahada, psikolojide, iktisatta, tıpta, hukukta, ne kadar aklımıza ilim geliyorsa, fen geliyorsa bütün bu sahalarda artık kıyamete kadar başka ilahi kelam gelmeyecek. Kıyamete kadar insanlığın bütün dertlerine derman olabilecek bu kitabı Cenab-ı Hak gönderirken öyle cami kelimelerle, muhtevası geniş kelimelerle meseleyi ifade etmiş ki aynı kelimeden o öyle anlayabilir, ben de böyle anlarım. Ayetin ruhu buna müsait. Cenab-ı Hak böyle olmasını istiyor, fikir eksersizi yaptırıyor. Kitabın sürekli mütalaa edilmesi lazım geldiğini bize aslında anlatmış oluyor. Onun için burada aslında başa bela olan mesele, ben ayetten böyle anlıyorum, öyleyse bu böyle, farklı anlayanlara dalalette küfürle itham etmek. Bu cehaletten kaynaklanıyor aslında veya meslek meşrep taassubundan kaynaklanıyor. Koskoca Diyanet, Hoca Efendi'ye karşı sapıklıkla iddiam ettiği o şeyler, tabii ki bütün ulemanın anladığı manadır. Birilerinin emriyle böyle davrandıkları için siyaseten, halbuki o ayetler öyle değil de şöyle de anlaşılabilir diyebilir. Bu ayetleri ben böyle anladım ama şöyle anlayanlar da var diyebilir. Ama illa benim anladığım en doğru diğerleri küfürdür, dalalettir, sapıklıktır demek, bu Kur'an'ı anlayamamak demektir. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bir defa Kur'an-ı Kerim'de muhkemat vardır, müteşabihat vardır. Âl-i İmrân suresinin 7. ayeti bu. Hüvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hünne ümmül kitâb ve uharu müteşabihat. Kitap içerisinde bir muhkemat var. Nas, kat'i naslar yani. Bir evet. De müteşabihat. Allah onu teşbihle anlatmış. Öyleyse onu sen öyle anlarsın. Bu da böyle anlar. Böyle anlamaya müsaittir. Misallendireceğim. Ama biz temelde şuna inanırız. Bütün müminler olarak ayetin anlaşılmasında ihtilaf da etsek küllüm min indi Rabbine. Ayetin sonunda bunu söylüyor zaten. 7. ayetin sonu. Bunların hepsi Rabbimiz tarafından gönderilmiştir. Allah indindendir bu ayetler. Ama ayeti öyle anlarsınız, böyle anlarsınız. Mesela basitten bir misal vereyim. Abdest ayeti. Ve izâ kumtum ilas salâti fâsilû vücûheküm ve eydiyeküm ilel merâfiki. وَمْسَهُ بِرُؤُسُكُمْ وَاَرْجِلَكُمْ اِلَا الْكَعْبَيْنِ. Şimdi abdest, namaz kılmak için kalktığınızda
abdesti tarif ediyor. Yüzünüzü yıkayın. Dirseklerinize kadar kollarınızı yıkayın. Başınızı mesedin, topuğa kadar ayağınızı yıkayın. Ayetin sarih manası bu. Ya bu ayetin anlaşılmasında bile fukaha ihtilaf etmiş. Hanefi mezhebine göre abdestin farzı 4. Burada geçen. Yüz yıkanacak, dirseklere kadar kollar yıkanacak, baş mesedilecek, ayak yıkanacak. Tamam. Ama Şafii mezhebine göre abdestin farzı 6'dır. Niye o 4 dedi, bu 6 dedi? Aynı ayete dayanıyor. Şafilere göre bir de bu sıralamaya göre tertip de farzdır. Hı hı. Önce ayağını yıkarsa olmaz. Hanefilerde önce ayağını yıkasa, sonra başını mesese, sonra kollarını yıkasa, sonra yüzünü yıkasa abdesti olur. Ama Şafilerde olmaz. Çünkü o kendi temel ölçülerine göre, Kur'an'dan çıkarttığı temel ölçülere göre öyle anlıyor. Hı hı. Ve bir de Şafilere göre niyet farz. Çünkü namaz kılmak için kalktığınızda diyor. Niyet o, namaz kılmak için demek. Hı hı. Demek ki ihtilafa açık. Ama aynı ayet içinde farklı ihtilaflar da var. İlel merafik, dirseğinize kadar, ile kadar manasına gelir. Ben eve kadar gittim, camiye gittim, camiye kadar gittim desem, caminin bahçesine kadar mı, içine kadar mı? Ya da önüne kadar mı? Önüne kadar mı? İle, yani harfi ceri orada, bunlar ciddi bir dil ilmini gerektiriyor. Hı hı. Şimdi dirseklerin yıkanmasına dahil mi, değil mi? Oraya kadar mı? O da içinde mi yani? Mesela ihtilafa bakınız. Başınızı meshetme, başı meshetme deyince baş hepsi mi? Saçların olduğu yer mi? Dörtte biri olsa olur mu? Yani bunda ihtilaf var. Hanefiler dörtte bir yeterli demiş. Şafiler az da olsa yeterli demiş. Kadınların başını şöyle hafif meshetmesi gibi. Ama Malikiler bütünü kaplama mesh. Başın kesilmesin, abdest alırken başın yıkanmasındaki ölçüler, mesela ihramdayken ihramdan çıkmada saç kestirmede de ölçülerdir. Yani bunların temel ölçüleri var. Demek ki İhtilafın dini sebepleri içerisinde ayetlerin ve hadislerin farklı farklı anlaşılmaya ruhlarının müsait olması. Mesela ayetlerde açıklık ve delalet bakımından Kur'an lafızları ikiye ayrılıyor. Bir, delalet bakımından apaçık lafızlar, bunların gereğine göre teklif mümkün olur. Bir de açıklığa çok sahip olmayan ayetler. Açık ayetler mesela zahir ayet, nas, müfesser, muhkem. Açık olmayan lafızlar da hafi, müşkil, mücmel, müteşabih gibi, biraz tefsir usulü bilenler bunları daha, ben şu anda seyircilerimizi bunlarla boğmak istemediğim için detaylarına girmeyeceğim. Ama usul kitaplarında, tefsir usulü kitaplarında bunlar çok detaylıca anlatılır. Hı hı. Onun için ayetleri anlarken bunlar sadece fıkha bakan yönleriyle. Bir de teknolojiye bakan ayetler vardır. Mesela Bel Cibale Evtade, Bediüzzaman Hazretleri bu ayetten 7 sınıfın farklı anlayacağını söylemiş. Dağları yeryüzüne kazık yaptım. Kazık ne ki? Ne manaya gelir ki yani? 7 farklı manasından bahsediyor. Ayetlerde öyle ifadeler var ki o devrin insanları böyle anlamış. Bu devrin insanları tamamen farklı anlıyor. Aynı ayette. Çünkü öyle olması lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar gelişen bütün insanların gelişmelerine hitap ediyor. Bir misal vereyim. Buyurun. Efendimiz Aleyhisselam olduğu dönemde, ayetlerin geldiği dönemde dünya sabit, Güneş dünyanın etrafında dönüyor biliniyordu. Kur'an-ı Kerim'de zahirde böyle ifade etti. Ve şemsü tecri li müstakarrin lehe. Yasin suresinde. Ve şemsü tecri, güneş döner diyor Kur'an. E tamam, güneş de zaten sabah doğuyor, batıyor. Dünyanın etrafında dönüyor. Bu kelam Allah kelamı dediler. Ama ilimler ilerlediğinde anlaşıldı ki ya güneş merkezinde sabit, dünya sair gezegenler ve güneşin etrafında dönüyormuş. Ayete baktılar.
Ve şemsü tecri li müstakarin. Güneş kendi istikrarında, kendi merkezinde dönüyor. Zemberekvari. Öyleyse dünya güneşin etrafında dönüyor. Kur'an bu manayı anlattığı için bin maşallah, bin barekallah. Bizim asırlar sonra anladığımız manayı Allah asırlar önce Kur'an'da ifade etmiş. Bu kelam Allah kelamı dediler. Ama şimdilerde ilim güneş kendi sistemiyle hem merkezinde hem de gezegenleriyle varıp duracağı bir aleme doğru, Vega yıldızına veya Herkül burcu, Şems-i Şumus da diyebiliriz, tarafa doğru gittiğini anladılar. İlim bunu tespit etti. Aynı ayette bu mana da var. Ve şemsü tecrili müstakarin demek li ila manasında. İla istikarin ne her demektir. Varıp duracağı bir aleme doğru güneş gidiyor. Yani Vega yıldızına doğru. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in zaten böyle olması lazım. Şöyle bir cümle kullanacağım. Seyircilerimiz lütfen ezberleyebilir. Lafızlar mananın kalıplarıdır. Tekrar ediyorum. Lafızlar mananın kalıplarıdır. Yüzlerce manayı Cenab-ı Hak bir tek lafızda ifade etmiştir. Onun için o aynı lafızdan o manayı anlayabilir ama fakir de bu manayı anlayabilir, başkası da bu manayı anlayabilir. Misallendireceğim, çok daha dikkat çekecek bir ölçü vaaz etmek istiyorum. Keşke Diyanet bunlara dikkat etseydi sağa sola böyle bir tiranı kurtarma hesabına hücum ederken keşke bunlara dikkat etseydi. Bütün usulcülere göre Bediüzzaman Hazretleri de bu ölçüyü, bütün usulcülerin söylediği bu ölçüyü İşaratül İcaz Nam tefsirinin başında söylemiştir. Demiştir ki, dikkat buyurun, bir müfessirin, ben Kur'an'dan bu ayeti böyle anlıyorum diyen kimsenin eğer anladığı mana şu üç esasa uygunsa onun anladığı mana doğru olabilir. Murad-ı ilahi olabilir. Hı hı. Ben başka anlarım, benimki de murad-ı ilahi olabilir. Üç esas nedir? Üç ölçü. Bir, sair ayetlere ters olmayacak. Çünkü ayetler ayetlerle tenakuz içerisinde hı hı. olmaz. Ayetler ayetleri izah ederler. En makbul tefsir, ayetin ayetle olan tefsiridir. Bir, sair ayetlere, naslara yani ters olmayacak. Hadislere de demek bu. İki, Arapçanın sarfına, nahvine, belagatına uygun olacak. Çok önemli. Üç, dinin temel ölçülerine de uygun olacak. Usulü din deniyor buna. Bir müfessir bu üç ölçüye uygun olarak Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken, anlamaya çalışırken kim neden ne kadar farklı anlarsa anlasın Cenab-ı Hak onu da murat etmiş olabilir, bunu da murat etmiş olabilir. Murad-ı ilahi o istikamette olabilir. Bu geniş deryayı kavramak lazım diye düşünüyorum. Günümüzde işte meslek ve meşrep taassubundan dolayı herkes ayet diyor, bize hitap ediyor. Hı hı. Diğerlerine onlar yanlış anlıyor diyor. Böylece sanki Kur'an'ı anlamak onun tek elinde. Dini anlamak sanki onun tek elinde. Cennet de onun tek elinde. Allah da onun Allah'ı yani. Ben Avrupa'da konuşuyorum ya, Allah bizim de Allah'ımız diyor adamlar. Yani kainatın Halik'i nasıl sadece bir ülkenin Allah'ı olabilir ki? Bu bir cehalettir yani. Evet. Yani onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Ya Avrupalıların Allah'ı yok mu yani? Yani Allah kainatın Halik'i değil mi? Bunların hepsi bir cehalet ürünü olarak ortaya çıkıyor. Mesela asırlarca yaşamış kabrini ziyarete gittim. Merv şehrine yakın Türkmenistan'da. Necmettin-i Kübra Hazretleri var. Kübreviye tarikatının büyük şeyhi. Kendi döneminde Kur'an-ı Kerim'de geçen Hazreti yani insanın kalbi hayatı diyelim. Kalbi hayatıyla nefsi emmaresi var insanda. Kalp ve nefis mücadelesi vardır her insanda. O Firavun'la Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssalarını demin Hazreti değil onu söyleyecektim. Hazreti Musa Aleyhisselam ile Firavun'un mücadelesi anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Hem de çok peygamberler içerisinde en çok anlatılan peygamber
Hazreti Musa Aleyhisselam'dır. Firavunlarla daha doğrusu. Çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam 3 tane Firavun'la çalışmıştır. İlk ikisi ölmüş. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'la Firavun mücadelesi. Bunu anlatırken Necmettin Kübra diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Musa'dan maksat kalptir. Firavun'dan maksat nefse emmaredir. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam ile Firavun'un mücadelesiyle aslında bir insanın iç dünyasındaki kalbi hayatı ile nefse emmaresinin mücadelesini anlatmıştır demiş. Böyle tefsir etmiş. Hı hı. O devirde hiçbir alim, hiçbir tefsirci kalkıp da ya sen yanlış anladın, ayeti tahrip ettin filan zındık dememişler. Çünkü o Musa Aleyhisselam'ı Firavun'u inkar etmiyor ama Cenab-ı Hak onların seyrinde işari olarak, çünkü işari tefsirler de yazılmıştır, bize bunu anlatmak istiyor diyor. Ve bu anlayış ne Kur'an'ın sarahatına ters, naslara ters, ne de Arapçanın sarfına, nahvine, belagatına, örfi diline ters ve ne de dinin temel ölçülerine, usulü dine terstir. Onun için ayet ve hadislerin mana tabakaları olabileceğini kabullenmek lazım. Ben de çok böyle 30 küsur sene vaizliğim olduğu için halkın içinde çok bulundum cami cemaatlerinde. Şimdi diyor geliyor cemaatten birisi diyor ki hocam diyor filan cemaate gittim diyor. Bir ayet okudu. Bu ayet bize anlatıyor. Başka cemaate gidiyorum diyor. O da aynı ayeti okuyor. Diyor ki o da diyor bize anlatıyor. Herkes aynı ayeti kendi haklılığını delil gösteriyor. Ama herkes de diğer tarafını reddediyor. Nasıl olur bu diyor yani. İşte anlamakta zorlandığı milletin evet. Mesela bu. Onun için Müslümanlar ayetler ve hadislerin tefsirlerinde ihtilaf edeceklerdir. Yorumları farklı farklı olacaktır. El verir ki bize göre yorum yapmayana kafir demeyelim. Evet. Ehli dalalet olarak ittiham etmeyelim. Cehaletle ittiham etmeyelim. Bana göre benim anladığım en doğrusunu Allah bilir ya, öyle demiş tefsirciler. Allahu a'lemu bis-savab. Allahu a'lemu bi-muradihi demişler. En doğrusunu Allah bilir. Bu ayetten murad-ı ilahi nedir? Onu Allah bilir. Evet. Ama ben böyle anladım, böyle anlıyorum demişlerdir. Bu zerafete keşke bütün İslam dünyası ulaşabilse ve bu zerafetle hareket edebilseler. Herkes böyle sözü geçmediği, aklı yetmediği yerde kendisinden başka farklı İslami yorumu böyle hemen evet. Taddil et ve tekfir etmese ve bu şekilde düşmanlıklar yapmasalar yani. Az evet önce, ben dinin sebeplerinden ikinci maddeyi saydım. Bu ayetle evet. Alakalı anlattım. Aynı mesele hadislerin yorumları içinde geçerli. Evet.